İyi akşamlar sevgili meslektaşlarım. Bu akşam yine Türk Diş Hekimleri Birliği İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın düzenlediği bir bilimsel toplantıda yeniden beraberiz. Toplantıyı moderatörlüğünü ben üstlendim ve sevgili çalışma arkadaşım Gökhan Kasnak, Doktor Gökhan Kasnak da sunumunu yapacak biraz sonra. Ama ben birazcık arka planı ya da geçmişe dönüp bunun temelleriyle ilgili bilgi vereyim. Çünkü bazı aşamalarında ben de bizzat yer almıştım. Bu periyodontal hastalıkların sınıflaması çeşitli yıllarda 93 yılında, 2000 yılında, ondan sonra tekrar 2017 yılında gerçekleştirildi ve EFP ile Avrupa Periyodontoloji Federasyonu'nda Amerikan Periyodontoloji Akademisi'nin ortak bir çalışmasıyla Chicago kentinde gerçekleştirildi. Ve ondan sonra da 2018 yılında bu yeni sınıflama yayımlandı. Yeni sınıflamanın eskiye göre önemli taraflarından bir tanesi tek başına hastalığın ne olduğunu, hastalığın ne kadar hasar verdiğini anlatmaktan öte aynı zamanda bu hastalığın niye bu hale geldiğini, bu bireyde niye bu kadar hasar yarattığını veya yaratmadığını ve tedavi edildiği zaman da ne tür güçlüklerle karşılaşabileceği konusunda bir öngörü, bir plan da sunuyor olmasıydı. Sonuç olarak yeni bir sınıflama, biraz karmaşık gibi başta görünse bile temelde işin felsefesi anlaşıldığı zaman o kadar karmaşık olmayan bir sınıflama ve dediğim gibi Gökhan arkadaşım bu konuda bizi aydınlatacak. Gökhan Kasnak, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periyodontoloji Anabilim Dalı'nda doktorası, pardon, lisansını da orada yaptı. Doktorasını da İstanbul Üniversitesi Periyodontoloji Anabilim Dalı'nda gerçekleştirdi. Sonra da şu anda İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periyodontoloji Anabilim Dalı'nda henüz görev almaktadır. Bu arada toplantı ile ilgili bir iki tane toplantımızla ilgili bir iki tane hatırlatmada bulunayım. Soruları en altta soru ve yanıt bölümünden bana yönlendireceksiniz. Ben bu soruların hepsini not alacağım. Sunucunun konuşması tamamlandıktan sonra bunları derleyip, gruplayıp kendisine yönelteceğim. Ve bu şekilde toplantının sonunda da eğer eksik kalan bir şey varsa onları tamamlamaya gayret edeceğiz. İki de duyurum var bu arada, hatırlatmakta fayda var. 24 Nisan'da biliyorsunuz odamızın seçimi var. O oda seçimlerine katılmayı, gelmeyi unutmayınız. İkincisi de yine bu ekibin, yani İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periyodontoloji Anabilim Dalı'nın önümüzdeki hafta odamızın merkezinde bir de cerrahi olmayan periyodontal tedavi kursu söz konusu. Hepinizi eğer hala kayıt olmadıysanız sınırlı sayıdaki kayıtlardan bir tanesini bir an önce elde etmek için aramanızı bekliyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan sevgili Gökhan'a sözü teslim edeyim. Gökhan'cığım buyur, top sende. Teşekkürler hocam. Sayın meslektaşlarım, değerli moderatörüm, hepinize öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ben bir yandan da ekranımı sizlerle paylaşayım. Herhalde görünüyor diye tahmin ediyorum. Görünüyor Gökhan, gayet güzel görünüyor hem de. Tekrar hepinize iyi akşamlar. Hocamın da belirttiği gibi ismim Gökhan Kasnak. İstanbul Kent Üniversitesi Periyodontoloji Anabilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Bugün sizlerle periyodontal hastalıkların sınıflaması ve bu hastalığın prognozu hakkında bildiklerimi paylaşacağım. Biz neden bir sınıflama ihtiyacı duyuyoruz? Kısaca oradan başlayacak olursak, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktığımızda aslında sınıflama için bölümleme ifadesi kullanılıyor. Ve sınıflama terimi sistematik bir şekilde verilerin veya grupların belli niteliklere göre bir grup oluşturması durumu, kümelendirme hali olarak adlandırılıyor. Biz hekimler olarak bu sınıflandırmayı yapmamızın sebebi aslında ortak bir iletişim kurmak ve bu ortak iletişim özünde de bütüncül ve belli bir standarda uygun tedavileri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Periyodontal hastalıkların sınıflamasını kısaca tarihine bakacak olursak, hocam da biraz önce söyledi, aslında sınıflama çok çok daha eskilere dayanıyor. Ve sınıflamanın ilk yapıldığı dönemlerde genellikle klinik gözlemlere dayanıyor.
Daha sonrasındaki sınıflama içerisinde hastalığın etkenleri bulunmaya başladıkça hastalık etkenine yönelik bir sınıflama yapılırken günümüze yakın olan sınıflama 1986 yılında Pesch ve Schroeder ilk adımlarını atıyor ve burada etiyopatogenezi ortaya koyuyorlar ve buna bağlı olarak da öncelikle 89 sınıflaması, ardından da en sık kullandığımız ve hala da dilimizin alışık olduğu 99 sınıflaması geliyor ve 2018 yılında da bugünkü konuşacağımız sınıflama ortaya çıkıyor. Kısaca 89 sınıflamasına bakacak olursak, periyodontitis erken dönem periyodontitisi ve yetişkin periyodontitisi olarak temelinde ayrılıyor ve buna bağlı bunun akabinde de nekrotizan hastalıklar, inatçı periyodontitis ve sistemik hastalıklarla ilişkili periyodontitis olmak üzere 5 başlık altında alıyor. Ama burada dikkat ederseniz gingival hastalıklara dahil herhangi bir açıklama veya sınıflamanın içerisinde herhangi bir bölüm bulunmuyor. 99 sınıflamasına gelindiğinde burada bir önceki sınıflamadan farklı olarak gingival hastalıklar da gündeme gelmeye başlıyor ve periyodontitis kronik ve agresif olarak hastalığın yıkımının gösterdiği değişik paternlere göre sınıflandırılmaya başlanıyor. Bu sınıflamanın içerisinde periyodontal abseler, endodontik lezyonlar ve gelişimsel veya edinilmiş deformiteler de yer alıyor. 2018 yılında, bu 2017 yılında Chicago'da yapılmış olan çalıştayda Korkut Hocam da söyledi. Oradaki çalışma gruplarının birinin içerisinde kendisi de zaten vardı. Bu yapılan çalışmada başlık altında incelenen en önemli hususlardan bir tanesi bu hastalığın sağlık durumunun nasıl olduğu, bu sağlığa bağlı olarak hastalığın şiddetinin, seyrinin ve ilerleme hızının nasıl değiştiği, özellikle geçmiş dönemde periyodontal hastalığı olan bireylerin tedavi edildikten sonrasında nasıl bir şekilde sınıflanacağının eksiklikleri ortaya çıktı. Bu eksikliklere bağlı olarak da yeni bir sınıflama gerçekleştirildi ve özellikle periyodontal hastalık birçok meslektaşımın da duyduğunu düşünüyorum. Evrelendirme ve derecelendirme, evreleme ve dereceleme olarak ayrıldı. Genellikle şu anda da yanılmıyorsam en son kontrol ettiğimde de öyleydi. Türk Periodontoloji Derneği de bunu evreleme ve derecelendirme olarak ayırıyor. Ancak buradaki konuşmada ben arada ağzım tip olarak kayabilir bu derecelendirme kısmına. Çünkü derecelendirme aslında bir sayısal veya bir rakamsal olayken tipleme dediğimizde veya bir tip olarak söylediğimizde bu sınıflamayı daha net bir şekilde belki Türkçeleştirmek veya yaklaşmak doğru olabilir. Ama bu konuda da şu anda dediğim gibi Türk Periodontoloji Derneği içerisinde bu şekilde geçtiği için benim slaytlarımın çoğu da ben bu şekilde hazırladım. Bu sınıflamanın tam adına bakacak olur isek periodontal ve periimplant hastalıkların ve durumlarının sınıflandırılması. 4 temel başlık altında ve 4 çalıştay şeklinde yapılıyor ve bunların alt sınıfları oluyor bu toplantı içerisinde. Birincisi dediğim gibi sağlık ve gingival hastalıklar ve bunların koşulları. İkincisi periodontitisler. Gördüğünüz gibi burada artık bir agresif, kronik vesaire gibi bir ayrım yok. Bunlar birleştiriliyor. Bunun da nedenini sizlere bir miktar açıklamaya çalışacağım. Periodonsiyumu etkileyen diğer koşullar ve implant çevresi, hastalıklar ve koşullarda ilk defa bu sınıflama içerisinde yer alıyor. Bugünkü konuşmanın içerisinde implant çevresi, hastalıklar ve koşullardan çok fazla ben bahsetmeyeceğim. Aslında hiç bahsetmeyeceğim. Sadece buradaki başlık olarak var. Birinci ve üçüncü başlıktan da genel içeriğinden bahsedip daha çok sizlere evreleme ve derecelendirme kısmından bahsetmeye çalışacağım. İlk başta yapılması gereken ve istenilen şey aslında sağlık durumunun belirlenmesi bu sınıflama içerisinde. Ve buna bağlı olarak periyodontal sağlık ve gingival hastalık ve durumları 3 temel başlık altında inceleniyor. Bunlar sağlık durumu, biyofilme bağlı gingivitis ve biyofilme bağlı olmayan gingivitis. Sağlık durumunun içerisinde karşımıza çıkan ve bugüne kadar pek karşılaşmadığımız ama ne yapacağımızı da tam olarak bilemediğimiz periyodontitisi tedavi edilmiş olan hastalarda ya da herhangi bir hastalığa bağlı olmadan bir doku kaybına bağlı bu bölgede ataşman kaybı olan hastalarda sınıflama içerisinde nasıl bir yer alacağımız durumu vardı. Burada eğer bir gingivitis olgusundan bahsediyor isek öncelikli olarak klinik olarak saptanabilir bir enfeksiyonun olmaması gerekiyor sayın meslektaşlar. Bir gingivitis olgusu, sağlık durumundan, özür dilerim yanlış söyledim, sağlık durumundan bahsediyor isek
herhangi bir şekilde klinik olarak saptanabilir bir enfeksiyonun olmaması gerekiyor. Bu enfeksiyonun klinik belirtilerine bakacak olur isek, biz son dalamada kanamayı, ödemi, ataşman ve kemik kaybını görmememiz gerekiyor sağlık durumundan bahsedebilmemiz için. Fizyolojik bir kemik seviyesinde radyografide kontrol ettiğimizde minesemen sınırının 1 ila 3 mm apikalinde yer alacağını, aldığı durumları sağlık olarak kabul ediyoruz. Ancak bu sağlık durumu içerisinde periodontal durumla ilişkilendirilen bir hastalık var ise, bunu biz sağlık durumunun dışında, periodontal sağlık durumunun dışında tutuyoruz. Veya biraz önce de bahsettiğim gibi azalmış periodont suyum dokusundan bahsedecek ise, eğer bir periodontal hastalık başarılı bir şekilde tedavi edilmiş ise, başarılı bir tedavi öyküsü var ise ve klinik olarak herhangi bir enflamasyon bulgusu yok ise, bunu da sağlık olarak kabul ediyoruz. Burada bizim en önemli noktamız ve kriterimiz son dalama. Son dalama bu videoda da gördüğünüz gibi dişin uzun eksenine paralel olacak şekilde tek bir noktadan değil, vestibülden ve lingualden veya oral yüzeyden, bukal ve oral yüzeylerden birkaç noktadan olacak şekilde yapılmak zorunda ve bu son dalamanın sonuçlarının kayıt edilmesi gerekiyor. Buradaki kanama varlığı eğer var ise ve cep derinliklerinin kayıt edilmesi gerekiyor. Biz gingivitisle sağlık durumunu karşılaştıracak olur isek eğer, bir defa bir ataşman kaybını her ikisinde de görmememiz gerekiyor. Cep derinliklerinin ortalama olarak 3 mm ve 3 mm'nin altında seyretmesi gerekirken son dalamada kanamada %10 tüm ağız içerisinde ve azı bir miktarında var ise sağlık durumundan, eğer %10'u aşan bir durum var ise gingivitis durumundan bahsediyoruz. Ataşman kaybı olmadığı gibi radyolojik olarak da herhangi bir şekilde bir kemik kaybını görmememiz gerekiyor. Gingivitis durumundan bahsederken yine daha önceki sınıflamada olduğu gibi lokalize ve generalize olarak yaygınlığından bahsedebiliriz. Bu da eğer tüm ağız içerisinde %30 oranına kadar olan bir kanama alanından söz ediyor isek lokalize, bunu aşan bir alan var ise, %30'u aşan bir yüzde var ise, o zaman generalize olarak bahsediyoruz. Eğer azalmış bir periodonsiyumdan bahsediyor isek, periodontitis olmayan bir hastada azalmış bir periodonsiyumdan bahsediyor isek, bu durumda bu tip hastalar bir şekilde kron boyu uzamış hastalar veya travma kaynaklı, herhangi bir atipik alışkanlık kaynaklı diş eti çekilmesi olan hastalar bu tip sınıf, bu grubun altına giriyor. Burada haliyle bir ataşman kaybı olacağı gibi radyografide bir kemik kaybı da söz konusu olabilir. Ancak sondalamadaki cep derinlikleri yine 3 mm'yi aşmamalı ve kanamaya baktığımızda, sondalamadaki kanamaya baktığımızda %10 eşik değerini aşmaması gerekiyor. Eğer bu değeri aşar ise bu hastalarda gingivitis hastası olarak kabul ediliyor. Eğer stabil bir periodontitis hastası var ise bu durumda hem ataşman kaybı hem de radyolojik kemik kaybını görmek mümkün. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus, cep derinliği miktarı içerisinde biz hastayı sağlıklı olarak kabul edebilmek için tedavi sonrasındaki klinik fenotipin farklı olabileceği düşünülerek burada 4 mm bir kriter olarak alınmış durumda yeni sınıflama içerisinde. Asıl bugün daha çok konuşacağımız konu, dediğim gibi, periodontitisler ve özellikle periodontitislerin burada da görmüş olduğunuz gibi evre ve derecelendirme sınıflaması. Ama burada periodontitis başlığının altında nekrotizan periodontal hastalıklar ve sistemik hastalıklara bağlı olan periodontitisler olmak üzere iki ayrı başlık var. Sistemik hastalıklara bağlı olan periodontitisler, nekrotizan hastalıklar daha sık bilinmesine rağmen bağlı olan periodontitislere örnek olarak mesela bir Papillon-Lefer sendromu verilebilir. Bu sendromun yol açtığı periodontal yıkım bir periodontitisin ayrı bir formu olarak karşımıza çıkıyor. Ama klinikte plağa bağlı olarak gelişen yıkımı biz evre derece olarak nitelendiriyoruz. Bu şekilde artık sınıflıyoruz. Bu sınıflamanın içerisinde ağızdaki yaygınlığa göre, yine aynı gingivitiste olduğu gibi, lokalize, generalize veya sadece molar ve keser tutulumu olarak da yayılımını sınıflama içerisinde yer alıyor. Üçüncü başlıkta da periodonsiyumu etkileyen diğer durumlar vardı. Bu periodonsiyumu etkileyen diğer durumlarda periodontal apseler, endoperiyo lezyonlar, mukogingival deformiteler,
Buradaki işte diş eti büyümeleri, gingivanın diş etinin fenotipleri, diş etindeki çekilmeler, açılmış kök yüzeyleri bunların içerisinde yer alıyor. Travmatik oklüzyona bağlı olan diş ve protez kaynaklı kısımlar da bunun içerisinde yer alıyor. Dediğim gibi bu sınıflamanın bir dördüncü aşaması da implant ve implant çevresi dokuların hastalığı ve durumuydu. Ama bu konuşmanın kapsamında ben daha çok evreleme üzerinde duracağım için onu dahil etmedim. Çok büyük bir karmaşa yol açmamak için. Gingivitis kısmında da ufak bir değişiklik olduğu, yani daha doğrusu daha farklı olduğu için önceki sınıflamaya göre onu da belirtmek istedim. Şimdi biz eğer periyodontitis konusundan konuşacak isek, periyodontitis dememiz için bir defa enflamasyona bağlı olarak periyodontal dokudaki bir destek kaybı olmak zorunda. Bu periyodontitisin birinci özelliği. Burada özellikle yeni sınıflama içerisinde dikkat edilen koşul, bu kaybın interproksimal alanda meydana gelmesi. Burada interproksimal alana bakarken özellikle radyolojik değerlendirmede bu kaybın görülmesi gerekiyor. Buradaki husus şu, doku kaybına bakılırken. Eğer birbirine komşu olmayan iki dişte 2 mm ve üzerinde bir klinik ataşman var ise, bu kayıp interdental alanda böyle bir kayıp var ise veya 3 mm'yi aşan sondalanabilir cep derinliğiyle klinik ataşman kaybı, 2'den fazla dişte olacak şekilde bukal veya lingual yüzeylerde görülüyor ise, bukal ve lingual yüzeylerde görülüyor ise, enflamasyona bağlı bir doku kaybı durumunda biz bu bireyleri periyodontitis bireyi olarak kabul ediyoruz. Periyodontitis hastası olarak kabul ediyoruz. Burada altını çizerek söylediğim şey enflamasyonun varlığı. Eğer bu doku kaybına, periyodontal destek doku kaybına bir dikey kök kırı, atravmatik bir çekim yapıldı, buna bağlı olan bir harabiyet, özellikle 20 yaş dişlerinin çekimi sonrasında ikinci molar dişlerinin distal bölgesi veya bu ikinci molar dişlerindeki bu bölgede oluşan malpozisyonlara bağlı görülen kayıplar, servikal bölgede görülebilen veya bu bölgeye uzayabilen çürükler veya bu bölgeye uzayabilen yapılmış olan restorasyonların neden olduğu veya travma kaynaklı, örneğin bir sert fırçalama veya parafonksiyonel bir alışkanlığa bağlı kayıplar var ise, işin içerisinde enflamasyon olmadığı için bu kayıplara bağlı olarak gelişen durumlarda periyodontal yıkımdan söz edilmiyor. Biz evreden bahsederken, bu hastalıkları sınıflarken bir enflamasyon olgusu olduğunu ve buna bağlı olan bir periyodontitis geliştiğini düşünürsek, bu hastalığın nasıl şiddetinin görüldüğünü ve bu hastalığın hasar boyutunun tespiti için evre ifadesini kullanıyoruz. Dört evremiz var. Bu dört evre görmüş olduğunuz gibi başlangıç, orta ve şiddetli periyodontitis ve aşırı şiddetli periyodontitis olarak sınıflandırılıyor. Burada önemli olan husus şu, üçüncü ve dördüncü evrede yer alan bireylerde periyodontal hastalığa bağlı bir diş kaybı var, söz konusu olmak zorunda. Özellikle bu üçüncü evrede yer alan, hastalığın üçüncü evresinde yer alan bireylerde ilave bir, yani daha sonrasında da bir periyodontal diş kaybına aday dişler var iken, dördüncü evrenin içerisinde yer alan bireylerde artık dentisyonda neredeyse hiç diş kalmayacak veya total dişsizliğe gidebilecek bir durum var. O yüzden üçüncü ve dördüncü evrede, ben açıkçası en başta bunu söylemeyi tercih ederim sizlere, üçüncü ve dördüncü evrede bir hasta ile karşılaşılıyor ise, bu durumu siz hastanızda bu teşhisi koyuyor iseniz, bu hastaların diş kaybının olacağı, özellikle dördüncü evredeki hastaların total dişsizliğe gidebileceğini muhakkak ama muhakkak akılda tutmak gerekiyor. Evreyi belirlemek için, peki biz bu dört evre içerisinde konuşacak için, belirlemek için neye bakıyoruz? Açıkçası üç temel kritere bakıyoruz. Bir tanesi interdental alandaki klinik ataşman kaybına bakıyoruz. Radyografideki kemik kaybına bakıyoruz. Ve periyodontal kaynaklı diş kaybı var mı diye buna bakıyoruz. Bunun dışında evrenin kompleksleşmesine veya karmaşıklaşmasına yol açabilecek belli faktörler var. Örneğin dişteki furkasyon katılımları, dişteki bir mobilite veya kemik kayıplarının horizontal, açısal ya da şiddetli olması gibi kayıp paternleri önemli. Ve yine gingivitiste olduğu gibi ağızdaki tutulumu yine lokalize, generalize veya eski sınıflamada hatırlarsak agresif periodontitiste olduğu gibi molar keser tutulumu olan durumlara göre biz evreyi sınıflandırıyoruz. Bunu bir tablo içerisinde size kısaca özetleyecek olur isem eğer, çünkü hocamın da dediği gibi birazcık böyle
konuşunca havada kalabiliyor. Biz eğer interdental bölgede en fazla kaybın olduğu alanı, interdental alanda klinik ataşman seviyesinin en fazla kaybın olduğu alanı baz aldığımızda, eğer bu kayıp 1-2 mm ile sınırlı ise evre 1'in içerisinde yer alıyor. 3-4 mm ile sınırlı içerisinde ise ikinci evrede yer alıyor. Eğer buradaki eşik değer 5 mm ve üzerinde ise 3 ve 4'te yer alıyor. Buradaki kayıp radyografik olarak dişin kökünü aldığımızda, sayısal değere çevireceğimiz zaman dişin kökünü aldığımızda kökü 3 parçaya böldüğümüzü hayal edelim. Kronal 1 bölü 3, orta ve apikal 1 bölü 3. Kronal 1 bölü 3 içerisinde kalan %15'lik kemik kaybı bize birinci evreyi, %30'lara varan hemen hemen orta 1 bölü 3'e gelecek, onun başlangıç seviyesine gelebilecek bir kayıp ikinci evreyi, ortayı ve aşıp, orta bölümde ve aşıp apikale doğru gidenlerde bize üçüncü ve dördüncü evreyi. Periyodontal hastalık nedeniyle diş kaybı birinci ve ikinci evrede yok. Üçüncü ve dördüncü evrede biraz önce söylediğim gibi de var. Buradaki diş kaybının sayısı önemli. Dört ve az ise üçüncü evrede, beş ve üzeri ise dördüncü evre içerisinde yer alıyor. Karmaşıklık kısmına gelince aslında birinci ve ikinci kendi içerisinde, üç ve dört kendi içerisinde birbirlerine çok yakınlar. Burada bir sınır var sayın meslektaşlarım. İkiden üçe geçiş sınırı ve 3'ten 4'e geçiş sınırı. Burada da yazdığı gibi 3. evreye geçebilmek için kompleksliğe ilave olarak buradaki ilave bir kompleksliğin üzerine gelecek bir etmenler söz konusu. Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi furkasyon artık tutulumu var. Bir furkasyon defekti görmeye başlıyoruz. Vertikal kayıplar meydana geliyor ve sondalama derinlikleri 6 mm ve üzerine çıkarken aynı durum 4. evreye geçerken artık bu sınıflama ağza bir bütüncül yaklaşım sergilediği için çiğnemenin bozulmasına neden olacak diş kayıpları, bu diş kaybı ağızda 20'den az dişin kalması veya karşıt çenedeki oklüzyona giren dişlerin içerisinde 10'a yakın dişin, 10 adet dişin kaybı, bu kayıplara bağlı olarak da dişlerin hareketlenmesi, dişlerin yelpaze gibi açılması ve bu dişlerin sekonder oklüzel travmaya bağlı olarak mobil hale gelmeleri bizim dördüncü evre içerisine geçtiğimizi gösteriyor. Her evre için sayın meslektaşlarım ayrı bir şekilde lokalize generalize veya molar keser tutulumundan bahsedebiliyoruz. Bu ilk yapılacak iş hastayı muayene ettiğimizde evresini belirlemek. İkinci yapılacak iş hastanın derecesini belirlemek. Evre bize hastalığın hasar boyutunu, şiddetini verirken derece bize hastalığın seyrini veriyor. Ne kadar hızlı bir yıkımın olabileceğini veya bu yıkımın ne kadar seyrinin aynı şekilde tedaviye nasıl bir karşılık verebileceğini de gösteriyor. Burada üç kategori bizim için söz konusu. Bunlardan birincisi A kategorisi yavaş, B orta ve C daha hızlı bir hastalık seyrinden bize bahsetmekte. Dereceyi belirlerken aynı evrelemede olduğu gibi belli kriterleri kullanıyoruz. Bu kriterler direkt veya indirekt, ki bu ana ve primer kriter. İlk başta bu kritere göre biz ana ve birincil dereceyi belirliyoruz. Bu dereceyi belirledikten sonra modifiye edici faktörlerin varlığında bu dereceyi A derecesini belirlediğimizi varsayalım. B'ye veya C'ye taşıyabiliriz. Bu dereceyi belirleyebilmek için sistemik bir etki varsa bunu ölçebiliriz, buna göre dereceyi belirleyebiliriz veya biyolojik belirteçleri kullanabiliriz. Burada direkt ve indirekt yöntem içerisinde primer kriter olarak belirtirken bizim için önemli bir faktör kemik ve yaş. Bundan da size şimdi kısaca bahsedeceğim. Derecenin belirlenmesi için sayın meslektaşlarım, bizim ana kriterimiz hastalığın, bu sınıflama içerisinde de en başta bahsetmiştim, bu hastalığın bir geçmişi var. Genellikle hastalar zaten bizlere geldiğinde bir yıkımı var. Bu hastaların bir periyodontal öyküsü var. Periyodontitis olan hastaların son 5 yıl içerisindeki klinik ataşman kayıplarını gösteren kayıtları veya son 5 yıla ait radyografileri elimizde var ise bu değerlere göre bir kıyaslama yapıyoruz ve burada eğer kayıp oranı
belli eşik değerler içerisinde ise buna göre hastayı derecelendiriyoruz. Eğer bu değerler elimizde yok ise, ki genellikle gelen hastalarda veya kliniklerde bu tip değerler arşivlenmediğinden dolayı, bu durumda en fazla kayıp olan dişin kökünün etrafındaki kemik kaybını alıyoruz. Buradaki kemik kaybının yüzdesine bakıyoruz. Kökün etrafında örneğin %75'lik bir kayıp var. Bunu hastanın yaşına bölerek ortaya çıkacak orana göre biz hastanın derecesini belirliyoruz. Burada bir diğer yöntem veya aynı derecelendirmeyi belirlerken kullanılabilecek bir diğer husus ise biyofilme göre yıkımın ağızda görmüş olduğumuz yıkımın derecesi. Biyofilm varlığının fazlalığında eğer az bir yanıt veriliyor ise derece A'da yer alıyor. Ama az bir biyofilmde şiddetli bir yıkım karşımıza çıkıyor ise o zaman derece C'de yer alacak şekilde devam ediyor. Bunun dışında bunu modifiye edecek, A'dan B'ye ve C'ye geçirecek iki önemli faktörümüz var, modifiye edici faktörümüz. Bunlardan bir tanesi sigara ve bir diğeri diyabet. Dereceyi belirlemede kullandığımız bir diğer yöntem olabilecek bir diğer yöntem ise bu periodontal hastalığın bir enflamasyon olduğunu ve bir enflamatuar yıkım olduğunu en başta söylemiştim. Bunun kan serum değerindeki hassas CRP değerlerine göre eğer bir artış veya bir azalma var ise buna göre derece belirlenebilir. Bir diğeri de biomarkerların, bu doku yıkımına bağlı ortaya çıkan biomarkerların varlığına göre de derece belirlendirilebilir. Bunu da kısaca bir tablo içerisinde verecek olur isem bu nümerik değerleriyle birlikte, bizim elimizde eğer kayıtlarımız var ise ve bu kayıtlara bağlı olarak 5 yılın sonunda biz 2 milimetre ve altında bir kayıp görüyor isek, 2 milimetrenin altında bir kayıp görüyor isek derece B'de, eğer 2 milimetre ve bundan daha fazla bir kayıp görüyor isek derece C'de yer alıyor. Eğer bir kaybımız yok ise o zaman derece A'da, yani düşük risk içerisinde yer alıyor. Dişin etrafındaki en fazla kemik kaybı olan dişin etrafındaki kemik kayıp yüzdesini hastanın yaşına böldüğümüzde ortaya çıkacak değere göre eğer bu oran 1'in üzerinde ise derece C'de, 0.25'in altında ise derece A'da yer alıyor. Biyofilmi söylemiştim. Eğer biyofilm miktarı az ama yıkım şiddetli ise derece C'nin içerisinde. Bunun tam tersi, yüksek bir miktarda mikrobiyal dental plağın varlığında ama yıkım yavaş seyrediyor ise veya ağızdaki yıkımın bulgusu daha az ise, beklenenin altında ise, o zaman derece A'da bu yer alacak. Bunu modifiye eden iki faktörden bir tanesi dediğim gibi sigara, diğeri diyabet. Bunlar için de sayısal bir değer belirlenmiş yapılan çalışmanın sonucunda. Bu değer 10 adet sigara. Günde 10 adet sigara içen bireyler ve altında içen bireyler, 10 adet sigaranın altında içen bireyler B'de yer alırken 10 adetin üstünde ise C'de yer alıyor. Eğer diyabet için normal glisemik indeks içerisinde yer alıyor ise A'da, ancak hemoglobin A1C değeri 7'nin altında olan bireyler B'de, 7'nin üzerinde, 7 ve üzerinde olan bireyler C içerisinde yer alıyor. Hassas CRP için de burada verilmiş olan değerler geçerli, ancak genellikle sistemik bulgular içerisinde bunları net olarak sadece periyodontal hastalığa bağlı değerlendirmek her zaman mümkün olmuyor. Bunun dışında hem pahalı bir yöntem hem de tek bir biomarker olmadığı için, tek bir biyolojik belirteç olmadığı için tükürük, diş eti olduğu sıvısı ve serum içerisinde markerların bakılarak derecenin belirlenmesi şu an için henüz çok mümkün değil. Ancak ileriki dönemlerde hemen koltuğun yanı başında yapılabilecek basit testler ile hastalığın derecelendirilmesini ve hastalığın seyrinin belirlenmesi mümkün olabilecek. Şimdi kliniğimize yeni bir hasta geldiğimizde bu kadar tablo ve sayısal veriler içerisine baktığımızda bunu şematize edecek olur isek bu çalışmanın, çalıştayın sonucunda 2019 yılında çıkmış bir şema. Bu şemaya bakacak olur isek sayın meslektaşlarım, kliniğimize yeni bir hasta geldiği durumda bu hastanın elde edilmiş önceki kayıtlarına ait bir radyografisi var mı? Ve bu radyografi tüm ağzı içine alacak şekilde, yani tüm ağız radyografilenmiş fakat bir panoramik radyografiden çok periyodontal
aralığı daha rahat değerlendirilebilecek, interdental kemik kaybının daha rahat bir şekilde değerlendirebileceği bir serigrafi olması gerekiyor. Elimizin altında bir serigrafi var mı? Ve burada biz bir alveol kemik kaybını bu 5 yıllık süreç içerisinde görüyoruz. Eğer bu söz konusu ise biz bu hastalardan bir periodontitis şüphesine duymaya başlayacağız. Bu elimizde yok ise interdental alanda klinik ataşman kaybı, komşu olmayan iki diş içerisinde var ise o zaman yine bir periodontitis şüphesi duyabiliriz. Eğer bu da yok ise bukkal ve lingual yüzeylerde 3 milimetreyi aşan sonda alınabilir cep varlığı. Burada eğer bu durum söz konusu ise yine iki dişten fazla olmak şartıyla bu hastalardan periodontitis şüphesi duyabiliriz. Ama bu bulgular elimizde yok ise, bu tip bir kayıp söz konusu değil ise, sondalamada kanama değerine göre, eğer sondalamada kanama değerimiz %10'u altında ise biz periodontal sağlık durumundan, fazlasında ise gingivitis durumundan bahsediyoruz. Biz periodontitis şüphesiyle yaklaştığımız hastalarda radyografik olarak bir kemik kaybı görmüş olabiliriz, interproksimal alanda bir ataşman kaybı görmüş olabiliriz veya bunların dışında iki ve fazlası dişte bukkal ve lingual yüzeylerde 3 mm'yi aşan ataşman kaybı ve cep derinliği saptamış olabiliriz. Bunların varlığında eğer bunların nedeni burada yazılmış olan başlıca etmenlerden biri değilse, yani bu bir dikey kök kırığı, şiddetli bir veya travmatik bir çekim, hatalı bir restorasyon, apikal bölgeye uzanan bir çürük değil ise o zaman biz bunları bir periodontitis şüphesiyle devam edebiliriz. Ancak bu etmenler var ise o zaman bu etmenler enflamasyon kaynaklı olmadığı için durum, yine en başta söylediğim gibi, o zaman tekrar bir sondalamadaki kanamaya bakarak hastanın sağlık mı, gingivitis mi durumunda olduğumuzu ve bu yerel etmenlerin neden olduğu problemi ortadan kaldırmamız gerekir. Ancak bu etmenler yok ise ve interdental alanda komşu olmayan iki dişte bir ataşman kaybı var ise o zaman biz bu ataşman kaybı bu etmenlere bağlı değil ise daha doğrusu o zaman biz periodontitis şüphemize devam ediyoruz ve bu periodontitis şüphemize bağlı olarak hastanın bu sefer sondalanabilir cep derinliği, tüm radyografileri ve hastanın indekslerine bakmaya başlayabiliriz. Burada eğer cep derinliklerimiz 4 milimetrenin üzerinde ise biz periodontitis olgusundan artık yıkımın enflamasyona bağlı bir periodontitis olgusuna gittiğinden şüphe etmiyoruz. Artık bir periodontitis teşhisi koyuyoruz ve buna bağlı olarak da hastalığı sınıflamak için hangi evrede ve hangi derecede olduğunun kararına gitmeye başlıyoruz. Burada önemli olan şey yıkımın şiddeti, bu evrelemeyi söylerken. Bu evreleme içerisinde yıkımın şiddetini biraz önce dediğim gibi 3 faktör nitelendiriyor. Klinik ataşman seviyesindeki kayıp, alveol kemiğindeki kayıp ve periodontal nedenli bir diş kaybının olup olmadı. Buna ilave olarak buradaki defektler, kemiğin kaybının horizontal, açısal, vertikal olması veya buradaki cep derinliğinin belli eşiklerin üzerinde olması, diş kayıplarının miktarı, bunun dışında çiğneme bütünlüğünün bozulması, dişlerde mobilitenin olup olmaması, furkasyon gibi yan faktörler olarak belirtebileceğimiz karmaşıklık faktörleri bizim evrelememizde rol alan faktörler oluyor. Evrelemeyi yaptıktan sonrasında, hastamızın evresini belirledikten sonrasında derecelendirmeye geçiyoruz. Derecelendirme öncesinde burada şunu bahsetmem gerekiyor, özür dilerim. Birinci ve ikinci evreyle yakınlığıyla, üçüncü ve dördüncü evre hastalıkların yakınlıkları birbirine daha fazla. Burada önemli olan eşik değer, sayın meslektaşlarım, 5 milimetrelik bir klinik ataşman kaybı. Eğer 5 milimetre ve bunun üzerinde bir klinik ataşman kaybını biz görüyor isek o zaman otomatikman zaten 3 veya 4. evrede olacak. Ama bunun altında olan bir ataşman kaybından bahsediyor isek veya klinik radyografik incelememizde kemik kaybının, en fazla olan kemik kaybının kronal 1/3, kökün kronal 1/3'ünde ve üstünde yer alıyor ise o zaman 1 ve 2'nin içerisinde yer alacak. Bu ikisinden birine gideceğiz.
Eğer daha fazlasında yer alıyor ise o zaman 3 ve 4'ün içerisinde yer alacak. Buradaki temel kriter açıkçası bu. Bunun üstüne derecelendirmeye geçtiğimizde iki şeye yine bakıyoruz. Önceki kayıtlarımız var mı? Önceki kayıtlarımız yok mu? Genellikle olmadığı için ben buraya önceki kayıtların olmadığı şemayı aldım. Burada kemik kaybının yüzdesi ve yaşın oranı bizim için önemli. Buradaki kökün etrafındaki kemik kaybının yüzdesini yaşa böldüğümüzde çıkacak değere göre biz derecelendirmemizi yapıyoruz. Bu derecelendirmeyi yaptıktan sonrasında eğer hasta sigara kullanıyor ise sigaranın miktarına göre bir derecelendirmede bir geçiş yapılıyor. Eğer hastanın bir diyabeti var ise bunun eşik değerine göre derecelendirmede bir geçiş yapılabiliyor. Örneğin derece A'da olan periyodontitis hastasından bahsediyor isek, bu hasta günde 10 adetten az bir sigara kullanıyor ise A'da olan hastanın derecesi B'ye geçecek. Aynı hasta hemoglobin A1C değeri 7'nin üzerinde ise aynı hasta C'ye geçecek. Eğer bu hasta herhangi bir şekilde C seviyesine geçer ise bir üst seviyeye geçmiş olan hastalık tekrar bir alt derecedeki seviyeye geçmiyor sayın meslektaşlarım. Yani ilk teşhisimizi koyarken burada hemoglobin A1C kriteri C'ye taşıdığı için A seviyesinde olan bir hastalığı bunun derecesi C olarak kalıyor. Eğer 5 yıllık verilerimiz elimizde var ise bu 5 yıllık verilerimizi karşılaştırdığımızda buradaki kemik kaybı 2 milimetrenin altında ise B derecesinde, eğer bir kemik kaybımız bizim yok ise o zaman derecemiz A derecesi olarak kalıyor. 2 milimetrenin üzerinde ise C derecesinde nitelendiriyoruz. Fakat yine aynı bir önceki slaytta da bahsettiğim gibi burada eğer sigara varlığı veya diyabet varlığı gibi modifiye edici bir faktör var ise o zaman buradaki derecelerde yine geçiş söz konusu oluyor. Evre için özetleyecek olur isek aklımızda tutmamız gereken belli faktörler, birinci ve ikinci evrede yer alan hastalar için çoğunlukla yatay bir kemik kaybı olduğu ve buradaki sondalama değerinin 4 mm ile 5 mm olduğu, sondalama değerinin 6 mm ve üzerine çıktığı, furkasyon tutulumunun katıldığı ve orta şiddette olduğunda bu durumun 3. evreye geçtiği, çiğneme yetersizliğinin bunun üzerine çiğneme yetersizliğinin başladığı, ileri kret harabiyetinin görüldüğü ve buna bağlı olarak artık kapanışın bozulduğu, dişlerin yer değiştirdiği olgularda ise bir üst evreye geçerek 4. evreye bu hastaların geçtiğini görüyoruz. Şimdi bu karmaşayı birazcık daha anlaşılabilir kılmak için birkaç olgu üzerinden konuşacak olur isek, 60 yaşında bir kadın hastadan bahsedelim. Ve hastamız bize diş eti çekilmesi şikayetiyle gelmiş olsun. Hastanın daha önceki herhangi bir kaydı yok. Bu röntgenleri biz alıyoruz. O hastamızın ağız içi görünümü ve hastamızın anamnezinde 31 numaralı dişini bir periyodontal nedenle kaybettiğini bize söylüyor. Bu durumda biz hastamızın zaten bir defa periyodontal nedenli bir diş kaybı olduğu için bir periyodontitis öyküsü olduğundan dolayı direkt periyodontitis hastası olarak ele alıyoruz. Bu ele alma içerisinde hastamızın periyodontitis hastası olduğuna baktıktan sonrasında bu şüphe kısmını zaten burada direkt elemine edebiliriz. Hastamızın kemik kayıp paternlerini radyografik olarak değerlendirdiğimizde açısal kemik kayıpları dikkatimizi çekiyor ve radyografik olarak baktığınızda bu kemik kayıpları yaklaşık olarak hemen hemen dişin yarısına, kök boyunun yarısına kadar inen açısal kemik kayıpları karşımıza çıkıyor. Bu nedenle periyodontal olarak diş kaybı olan ve bu kemik kayıplarının dişin yarısına kadar ulaştığı, yani artık bu kök boyunun koronal 1 bölü 3 kısmından değil, orta 1 bölü 3 ve apikal 1 bölü 3 uzandığı için bu hasta o zaman evre 3 veya 4 içerisinde olacağı belli. Bu hastanın derecelendirmesini düşünür isek, bu hastanın derecelendirmesine baktığımızda sayın meslektaşlarım, hastanın
Bir sigara ve bir diyabet öyküsü olmadığı için bir defa modifiye edici faktörlerle herhangi bir işimiz yok. Ancak hastanın derecesini belirleyebilmek için önceki değerlerimiz olmadığından dolayı kök boyunla yaşını oranladığımızda kök boyundaki kemik kaybının hemen hemen yarı bölgeye geldiğini düşünür isek, bir %50'lik bir kemik kaybının olduğunu düşünür isek, en derin bölge buradaki bu santral de olabilir veya bu arka bölgedeki azı dişi de olabilir ama hemen hemen buradaki belki %60 oranında olabilir. Apikal 1 bölü 3'e biraz daha fazla yakın. Yaşını 60 olarak düşünürsek bir oranını aşmayacağı aşikar. Bir oranını aşmayacağı için de bu hastanın o zaman B olarak derecesinin çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Evre için 3 veya 4 olabileceğini söylemiştik. Hastamızın diş kaybı tek. Bir defa hastamızın diş kaybı 4'ün altında. Buradaki kemik kaybımız radyografik olarak orta ve apikal 1 bölü 3'e yakın. Ve ilave olarak biz buradaki bir röntgende furkasyon defektlerinde görebiliyorduk. Buna bağlı olarak hastamız evre 3'te. Hastamızın sadece ağzının yüzde olarak değerlendirdiğimizde 30'un altında kaldığı için bu durum lokalize ve evre 3 ve kemik kaybını değerlendirdiğimizde yaşa oranlayarak derecesinin de B olduğu karşımıza çıkıyor. Bir başka hastada yine bu duruma bakacak olur isek, burada 50 yaşında bir erkek hasta var ve hastanın temel şikayeti santral dişinin yer değiştirmesi. Anamnezinde günde ortalama yarım paket sigara tükettiği görülüyor ve genellikle dişlerini fırçaladığından bahsediyor. Ağız içerisine baktığımızda da plak birikiminin az olduğunu görüyoruz. Röntgenine baktığımızda yaygın bir kemik kaybı ve defekler var. Bu durumda hastamızın yine bir periodontitis hastası olduğu belli. Klinik muayenelerimizi yapacak olduğumuzda bir defa buradaki en önemli vurgu şu hatırlarsanız dişin yer değiştirmesi. Dişin yer değiştirmeye başlaması destek dokunun tamamen azaldığının bir kanıtı olabiliyor periodontal kaynaklı ise. Bu durumda yaygın kemik kaybı ve santral dişinin yer değiştirmesi bize bunun yine evre 3 veya 4 içerisinde yer alabileceğini çağrıştırmalı. Klinik ataşman kayıpları ve dişin etrafında burada görmüş olduğumuz gibi apikal 1 bölü 3'e inen kemik kaybı da ve hastanın sigara kullanım oranı da göz önüne alındığında derecelendirmek için hastanın 10 adetin üzerinde bir sigara kullanımı var ise C'ye geçeceğinin ipucu olması gerekiyor. Yine tablo üzerinden bunu değerlendirecek olur isek, tek başına dişlerdeki periodontal hasara bağlı olarak bir kayma bile bizi direkt evre 4'ün içerisine getirebiliyor. Zaten 5 milimetrenin üzerinde olan bir kayıp ve orta veya apikal 1 bölü 3'e ulaşmış olan bir kemik yıkımı bizi evre 3 ve 4 arasında seçime iteceği belirgin. Bunun dışında kemik kaybı en fazla olan dişin kayıp yüzdesi, kemik kayıp yüzdesi ile yaşı oranladığımızda bunun birin üzerinde çıktığını, sigara tüketiminin hastamızda onun üzerinde olması ve aynı zamanda ağza baktığımızda hastanın plak yıkımının, plak miktarının yıkımla orantılanamaması hastanın derece C'de yer aldığını bize gösteriyor. Bir diğer olgumuza bakacak olur isek, bir kadın hasta, 35 yaşında. Dişler arasında belirgin boşluklar var. Günde 2 adet sigara içiyor. Ancak bu sefer de diyabeti olan bir hasta ve bu diyabetteki hemoglobin A1C'si %8'in üzerinde. Hastanın radyografik kemik kayıplarına baktığımızda diğer hastalar kadar çok fazla bir kemik kaybı dikkati ilk başta çekmiyor. Ancak daha yakından bakacak olur isek burada, hastalığın bir defa oklüzyonunda bir bozukluk dikkati çekiyor. Buna bağlı olarak ön bölgede bir sekonder bir travma var. Diş buna bağlı olarak yer değiştirmeye başlamış ve açısal kemik defektlerimiz bizim dikkatimizi yer çekiyor. Dişte bir yer değiştirme ve sekonder oklüzal travmadan bahsettiğimizde bizi yine hastalığın evre 3 veya 4'üne taşıyacak. Derecelendirmeye baktığımızda burada hastanın sigara kullanımı 2 adette ancak burada hastanın kontrol altında diyabetinin, kontrol altında olmayan bir diyabetinin olması
zaten yine direkt bizi aslında derece C'ye taşıyacak. Yani bu kısımlardaki sayılara bile bu veriler ışığında bakmak aslında gereksiz kalabiliyor. Burada önemli olan yine sekonder oküzel travmaya bağlı olarak dişlerdeki mobilite dikkatinizi çekmesi ve günlük içilen sigara sayısı az olsa bile diyabetin kontrolsüz olması bunu derece C'ye taşıyor. Röntgene baktığımızda yaygın bir tutulum yoktu. O yüzden bu yaygın olmayan tutulum sadece molar ve keser bölgelerinde olduğunda buradaki tutulumu da molar keser diş tutulumu olan evre 4 derece C olarak bu hastayı yeni sınıflama içerisinde bu şekilde sınıflandırabiliriz. Bu sınıflamanın güncellemesiyle aslında agresif kronik periodontitis olguları ortadan kalkmış durumda. Çünkü bu iki hastalığın temeli aslında aynıyken hastalığın fenotip olarak gösterdiği durum birbirinden farklı. Hastalığın şiddetinin ve hızının değerlendirilmesi bu yeni sınıflamanın bize sağladığı bir avantaj. Tüm periodontal hastalığı bir çiğneme aygıtının bütünlüğü olarak alarak diş kaybını bize haber vermesi ve buna bağlı olarak da hastanın riskini ve prognozunu değerlendirmeyi ve prognozun önemini vurgulayan bir sınıflama. Bir diğer önemli kısmı ise periodontal tedavi görmüş veya periodontal nedenle olmasa da periodonsiyumu kaybedilmiş hastaların azalmış periodonsiyumu sınıflama içerisinde yer alması bu sınıflamanın diğer sınıflamalardan ayırıcı özelliği. Bu sınıflamanın ışığında aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey hastalığın gidişatı ve prognozunun değerlendirilmesi. Burada prognozda bizim her zaman yapmaya çalıştığımız şey geleceği göremesek bile hastalığın sonucunu tahmin etmek ve buna göre tedavimizi planlamaya çalışmak. Bu nedenle aslında yapılması gereken şey dişlerin tek başına olarak değerlendirilmesi değil, bu sınıflama içerisinde de yer aldığı gibi bir ağız bütünlüğü içerisinde her birini evet tek tek sınıflama içerisinde değerlendirip ağzın bütünlüğünü ele alarak bir değerlendirmenin yapılması gerekiyor. Prognozun belirlenmesi için kullanılan belli başlı faktörler var. Bu faktörler yerel faktörler, sistemik faktörler ve davranışsal faktörler olarak ayrılıyor. Yerel faktörlere baktığımızda sondalama derinliği, ataşman kaybı, alveol kemiği kaybı, furkasyon defektleri, dişlerin köklerinin anatomisi, dişlerin birbirlerine yakınlıkları veya köklerinin birbirine yakınlıkları, konumları, dişlerin mobilitesinin varlığının olup olmaması, restorasyonlarının bulunup bulunmadığı, endodontik durumları ve diş kaybının olup olmaması yerel faktörler arasında yer alıyor. Hızlıca bunlara bakacak olur isek, klinik ataşman kaybı ve sondalama derinliği bizim için önemli ve burada en önemli faktör aslında klinik ataşman kaybı. Sondalama derinliği evet bizim için önemli bir veri ama ancak burada sondalama derinliğinde temel olarak alınan yer serbest diş eti kenarı olduğu için serbest diş eti kenarı kullanılan ilaçlara bağlı olarak hastaların ağız bakım alışkanlıklarında travmatik etkilerine bağlı olarak yer değiştirebilir. Bir yalancı cep oluşumu, bir pseudo cep oluşumu meydana gelebilir. O yüzden bizim için önemli olan asıl etken, asıl bakılması gereken faktör klinik ataşman seviyesi ve bununla beraber yine sondalama derinliğinin tabii ki bakılması gerekiyor. Burada hepinizin tahmin edebileceği gibi klinik ataşman kaybının arttığı ve sondalama derinliğinin arttığı olgular her zaman prognozu daha zayıf olan olgular. Alveol kemik kaybına bakıldığında ise alveol kemik kaybı horizontal veya açısal olabilir. Açısal olanlar özellikle üç duvarlı kemik defeklerinin olduğu veya kombine duvarlı kemik defeklerinin olduğu burada görüldüğü gibi prognozu daha iyi olanlar çünkü bunlar genellikle onarımı veya rejeneratif periodontal tedaviye cevapları daha iyi ama horizontal kemik kaybının olduğu olgulardaki prognoz maalesef daha düşük. Bunun dışında bir diğer durum furkasyon tutulumu bir diğer yerel faktör. Furkasyon tutulumu için burada görmüş olduğunuz hepinizin bildiği gibi Nabors sondası kullanılıyor. Üst molar dişlerin furkasyonlarında bir tutulum söz konusu ise alt molar dişlerin furkasyondaki tutulumlarına göre prognozları daha düşük. Çünkü bu trifurkasyon alanındaki bölgeye ulaşmak haliyle tedaviyi gerçekleştirmek daha zor olacak. Bunun dışında
Furkasyon eğer boydan boya bir geçişi var ise, furkasyonda boydan boya geçişi olmayanlara göre prognozları daha düşük. Hele bir de buna bir dikey boyutta bir kemik kaybı da ekleniyor ise, haliyle periodontal destek doku daha fazla kaybı olacağı için bu dişlerin uzun dönemdeki prognozları daha düşük. Kök morfolojilerine bakıldığında köklerin birbirinden ayrıklıkları, köklerin birbirlerine yakın olmaları, furkasyon alanına ulaşılabilirlik aynı şekilde, köklerin yüzeylerindeki olukların varlığı veya palatinal olukların varlığı, bu palatinal olukların varlığı prognozun azalmasına neden olan hususlar. Kökleri ayrık olan dişler, kökleri yakın olan dişlere, birbirlerine yakın olan dişler veya üzerinde oluk içeren dişlerin prognozları genellikle daha düşük. Protetik yapı açısından değerlendirecek olur ise, protetik yapıların suprakristal doku ataşmanını bir şekilde ihlal etmesi durumunda bu bölgedeki yıkım şiddetleneceği için uygun olmayan protetik yapıların varlığında prognozun düşük olacağı daha net. Diş kaybı, açıkçası diş kaybı sadece sayısal olarak değil, diş kaybının nasıl olmasının yanı sıra hangi bölgeden kayıp da prognozu belirleyen faktörlerden biri. Özellikle çift taraflı molar kayıplarında çiğneme kuvveti ön bölgeye doğru geleceği için periodontal hastalığın prognozunun daha kötü olduğu, tedavisinin daha zor olduğu, tek kayıplı taraflı kayıplarda birden fazla dişin kaybının üst bölgedeki dişlerin bu bölgeye sarkması ve patolojik migrasyonun veya diğer dişlerin yer değiştirmesi ve devrilmesine neden olması gibi durumlar karşımıza çıkmakta ve prognozu olumsuz yönde etkilemekte. Prognozu olumsuz yönde etkileyebilecek veya prognozun belirlenmesi için kullanılabilecek diğer faktörler sistemik faktörler. Bu sistemik faktörlerden en önemlisi, biraz önce de konuştuk, sigara ve diyabet. Bunun dışında genetik yatkınlık, stres, hastaların birden fazla sistemik hastalığının olması ve kullanılan ilaçlarda diğer faktörler arasında yer alıyor. Kullanılan ilaçlar özellikle tüplük akış hızındaki değişiklik, diş eti oluğu sıvısındaki akış hızındaki değişikliklerle bakteri yapısının değişmesine ve prognozun olumsuz etkilenmesine neden olabiliyor. Burada önemli faktörlerden bir tanesi sigara. Sigaraya bakıldığında sayın meslektaşlarım, sigaranın etkisi patogenezin her aşamasında karşımıza çıkıyor. İçermiş olduğu bir defa nikotin yabancı bir cisim etkisi oluşturabiliyor. Buna bağlı olarak nikotinin bağ dokusundaki fibroblastların ve kemik dokusundaki osteoblastların migrasyonunu ve çoğalmasını baskılıyor. Buna ek olarak damarlardaki vazodilatasyonu ortadan kaldırması, damarları komprese etmesine bağlı olarak iyileşmenin hızını düşürmekle beraber hastalığın klinik bulgularında baskılıyor. O yüzden sigara sistemik olarak bizde oldukça periodontal hastalığın prognozunu olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesi. Aynı şekilde diyabet de yine varlığında olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktör prognozu ve diyabetin varlığı zaten periodontal hastalığın diyabetin bir altıncı komplikasyonu olarak kabul ediliyor. Bizim burada en önemli hususta dikkat alacağımız faktörlerden bir tanesi hemoglobin A1C değeri. Hastaların yaklaşık olarak 3 aylık kan şekeri ve değerini bize belirttiği için hemoglobin A1C değeri, daha doğrusu glikozlenmiş hemoglobini belirttiği için diyabetin kontrol altında olup olmadığını bize net bir şekilde ortaya koyuyor. Aslında diyabet hepimizin bildiği gibi makro ve mikro anjiyopatilere neden oluyor. Ve bu makro ve mikro anjiyopatileri net olarak damarlanmayı göremediğimiz için bizim karşımıza çıkmıyor. Ama özellikle göz dibi muayenesinde damarların, mikro damarların görünmesinden dolayı göz dibi muayenesi diyabetin yıkımını ne kadar şiddetli olabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle diyabet ortaya çıkmadan öncesinde, klinik bulguları ortaya çıkmadan öncesinde yapılan son çalışmalarda gösterilmiş ki 5 yıllık bir geri sayımı var. Yani diyabet aslında yıkımını 5 yıl daha öncesinden başlıyor. O yüzden göz dibi bir muayenesinin yapılması, buradaki damar yapısının incelenmesi, diyabetin kontrol altında olup olmadığı veya diyabetin yıkımının vücutta bırakmış olduğu hasarın belirlenmesinde önemli bir
faktör. Prognozun değerlendirilmesinde ilk sınıflamayı McGuire aslında yapıyor, en önemli sınıflamayı. Ve prognozu mükemmel, iyi, orta, zayıf, şüpheli ve umutsuz olarak sınıflıyor. Bunun içinde hastalığın kemik seviyesi, klinik faktörleri, lokal faktörleri, sistemik faktörlerini ve hastanın uyumlu davranışsal faktörlerini değerlendiriyor. Buna bağlı olarak özellikle umutsuz hastalarla iyi ve mükemmel hastalar aslında çok rahat bir şekilde prognozu belirleyebileceğimiz hastalar. Asıl sıkıntılı olan hastalar zayıf ve şüpheli hastalar. Çünkü bu hastaların hangi seviyedeki prognozunu nasıl belirleyebileceğimiz, tedaviye nasıl yanıt verebileceklerini belirleyeceğimiz daha güç hastalar. Bunları sayısal bir değere dökecek olur isek aslında şu tip bir yöntemi kullanmakta fayda olabilir. Burada 3 temel faktörü, prognozun 3 temel faktörünü ele alıp periyodontal değerlendirme, konağın vereceği yanıtın değerlendirilmesi ve sosyokültürel değerlendirmeyi bir puanlama sistemi içerisinde prognozu belirleyebiliriz. Burada prognozun riskli olduğu, prognozun daha orta riskli olduğu veya prognozun herhangi bir şekilde bize risk oluşturmadığı ve sonuçlarımızın mükemmele yakın olabileceği bir 3 sınıflama içerisinde bir puanlama yapabiliriz. Bu puanlamayı riskli olacak veriler var ise sondalamada, kanamada, klinik ataşman kaybında, sondalama derinliğinde, sondalamada, kanamada, kemik kaybında, furkasyon varlığı, dişlerin anatomik durumları, konumları, mobilitesi gibi bu biraz önce saymış olduğum periyodontal değerlendirme içerisinde yer alabilecek yerel risk faktörleri en riskli olanlarına buradaki veriler ışığında 4 puan, daha düşük riskli olanlarına 2 puan ve 1 puan vererek bu puanlama içerisinde maksimum 40 puan ve minimum 10 puan olacak şekilde bir puanlama gerçekleştirebiliriz. Bu puanlama haliyle riskli olan bir prognozu içerenler için 21 ila 40 değeri arasında yer alırken prognozun risksiz olduğu bölümler için de 10 puan içerisinde yer alacak. Elimizde veya karşımızda bu şekilde bir hasta olduğunda, bu tip bir durumda bir hasta olduğunu düşünürsek, ileri seviyede bir kemik kaybı, açısal defektlerin varlığı ve dişlerde patolojik migrasyonun artık röntgende de görülebileceği yer değiştirmelerin olduğu bir olguyu değerlendirecek olur isek, bu olgunun içerisinde 6 mm'nin üzerinde sondalanabilir cep derinliğinin varlığı, klinik ataşman kaybının 5 mm'nin üzerinde olduğu, sondalamada kanama değerlerinin orta seviyede olduğu, alveolar kemik kaybının %50'yi aştığı kronkiyok oranına baktığımızda, furkasyon katılımlarının olduğu, dişlerin anatomik yapılarının, konumlarının değerlendirildiğinde yaptığımız bir puanlama sırasında bu şekilde verileri elde ettiğimizde hastamızın 31 puanla geldiğini rahatlıkla tespit edebiliriz. Bu hasta periyodontal puanlama açısından bizim için riskli bir hasta grubunu oluşturuyor. Bir ikinci aşamada hastamızın konak durumunun değerlendirilmesine bakacak olur isek yine aynı puanlama sistemini, bu sefer puanlamamızı 4, 2 ve 1 olacak şekilde ve risk faktörleri olarak da biraz önce konağın değerlendirilmesinde sistemik risk faktörleri olan sigara, diyabet ve bir diğer ikinci sistemik hastalığın varlığının olup olmadığını değerlendirecek şekilde baktığımızda aynı hasta için bu puanlamayı yaptığımızda bu sefer karşımıza şu şekilde bir tablo çıkıyor. Buradaki tabloda hastamızın ortalama puanı 7 olduğunu düşünür isek, hastamız yüksek riskli veya prognozunun daha düşük olduğu, riskli olduğu bir durumda orta bir seviye arasında yer alan bir prognoza konak değerlendirmesi açısından olacağı bizim karşımıza çıkacak. Son olarak sosyokültürel değerlendirmeye baktığımızda hastanın beklentisi, tedavi algısı, hastaların bütçe durumları ve hastaların takiplerini değerlendirdiğimizde, takibe katılımını daha doğrusu değerlendirdiğimizde, puanlama içerisinde 20, 10 ve 5 değerlerini verecek olur isek, bu puanlamada hastanın beklentilerinin daha düşük olduğunu, tedavi algısının orta bir seviyede olabildiğini, bütçesinin sınırlı olduğunu, fakat bunlara rağmen takibe bir katkısının olmayacağını görür isek, burada da hastamızın puanının 45 olduğunu ve prognozunun
sosyokültürel değerlendirme açısından riskli olduğunu düşünür isek, prognozuna baktığımızda hastamız açıkçası tamamıyla neredeyse kırmızı, yani prognozunun kötü veya prognozunun zor bir hasta olduğu, tedavi riskinin zor bir hasta olduğu, bu hastanın dişindeki yer değiştirmeleri göz önüne alacak olur isek, diş mobilitelerinin olduğunu varsayacak olur isek, hastamızın evre 3 derece C'de veya burada bir mal pozisyon var ise klinik bulgular açısından baktığımızda hastamızın evre 4 derece C içerisinde yer alabileceğini düşünüp bu hastanın tedavisinin zor olacağını, ileri dönemlerde diş kaybıyla karşılaşabileceğini ve hastanın tedaviye bütünlüğünün dahil olması gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bu bilgiler ışığında hastaların muhakkak ama muhakkak destekleyici bir periodontal tedaviye ihtiyaçları var. Hasta bunun prognozu hangi aşamada olur ise olsun, muhakkak her hasta geldiğinde ağız hijyeninin eğitiminin verilmesi, diş yüzeylerinin ve kök yüzeylerinin temizliğinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Prognozu kötü olan hastalarda 12 aylık veya yıllık bir dönem içerisinde her 2 ayda bir çağrılması gerekir iken, prognozu daha iyi olan hastalarda 4 aylık periyotlar halinde, prognozu çok iyi olan, mükemmel olan hastalarda da 6 aylık periyotlar halinde kontrollere çağrılması, bu hastaların radyolojik muayenelerinin prognozu kötü olan hastalarda yılda 2 kez, prognozu iyi olan hastalarda, ortalama seviyede olan hastalarda, daha riski düşük olan hastalarda yılda 1 kez ama prognoz açısından risksiz bulduğumuz hastalarda ise 2 yılda 1 olacak şekilde yapılabilir. Özetle gingivitis periodontal sağlık arasında bir geri dönüşebilir bir durum, bir reversible durum. Ancak durum periodontitise kaydığında bu durum irreversible hale geliyor. Periodontitisin geriye dönüşülebilir bir durumu yok ve hastaların bir periodontal tedavi gereksinimleri bu enflamasyonun ortadan kaldırılması için şart. Ancak periodontal tedavi sonrasında hastalar ya sağlığın kazanıldığı ve kontrol altında olan periodontitis hastaları ya gingival enflamasyonun görüldüğü periodontitis hastaları ya da kontrol altında olmayan periodontitis hastaları oluyor. Yani bir hasta periodontitis hastası tanısı aldıktan sonra tedavisine olumlu veya olumsuz bir yanıt verse dahi periodontitis hastası olarak devam edecek hayatına. Bu yüzden bu risk ömür boyu süreceği için hastaların destekleyici tedavileri ve düzenli kontrolleri şart. Bunu muhakkak bir şekilde hastalara bildirilmesi ve hastaya bunun vurgulanması gerekiyor. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım çok karmaşık olmayan ve anlaşılabilir bir şekilde anlatmışımdır. Özellikle çalışma arkadaşlarım Ahmet Altın, Emrecan Türkural ve Luba Karagülle'ye ve bana desteklerini esirgemeyen hocalarım Cansu Başaymaz ve Korkut Demirel'e teşekkür ederim. Gökhan'cığım, ben de çok teşekkür ederim sana. Bu gerçekten sunulması zor ve karmaşık bir konu. Ve şimdi bu konunun bir anlamda meslektaşlarımıza özetlenip de sunulabilmesi için, çünkü birkaç tane soru var. Bu sorularda zaten birazcık kafa karışıklığına neden olduğumuzu bize gösteriyor. Bu evreler için şunu söylemek mümkün mü acaba? Senin bakış açınla soruyorum tabii bunu. Hani bir ve ikinci evreler genellikle bizim diş hekimliği eğitiminin temel lisans eğitiminde bir şeyler oldu, bir şeyler durdu, neyse. Bir ve ikinci evreler bizim lisans eğitimi sırasında genellikle tedavisini öğrettiğimiz diş hekimi adaylarına cerrahi olmayan periodontal tedavi ile bunların baş edilebileceğini öğrettiğimiz hastalık türleri. Ama ne zaman ki 3 veya 4 olmaya başlıyor, bu biraz daha böyle merak gerektiren, özellikle bu konuya odaklanmış olmaya gerektiren veya uzmanlık gerektiren tedavi hastaları gibi karşımıza çıkıyor. Belki de burada altını çizmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi, hastaların ikinci evreden sonra nereye gideceklerini doğru görüyor olmamız. Yani ikinci evreden sonra hastaların artık diş kaybetmeye başlayacakları, furkasyon defektleri olacakları ve üçüncü evrede, işte beşin altında
periodontal nedenle diş kaybetmiş olmaları. Belki de biz meslektaşlarımıza şu tavsiyeyi vermemiz gerekiyor. Yani uyanık olun, gözlerinizi açın. Hastalar üçüncü evreye doğru gidiyorlarsa bunlar kaybedecek hastalardır. İleride dişlerini kaybedecekler, muhtemelen yerine yapılacaksa implantlarını kaybedecekler. Her türlü hayatları güçleşecek hastalardır. Bunlar bir şekilde daha erken bir zamanda belki de yönlendirilmesi gereken hastalardır diye bakmakta fayda var. Diğer taraftan tiplemeden de söz ettin. Sen derecelendirme diyorsun ama bu tiplemede de B ve C, hadi B nispeten tolere edilebilir ama C özellikle riskli bir hasta grubu. Hele hele genç bir C çok çok riskli bir hasta grubu olabilir. O nedenle bunları da belki yönlendirmekte daha fazla anlam olacaktır diye düşünüyorum. Yani meslektaşlarımıza bu akşamın özeti olarak bunu söyleyebiliriz. Belki de şöyle bir eşik değer önerebiliriz ona. Yani ikinci evre ve ikinci evreden sonraki hastalar artık özel merakı olan bu konuya, diş hekimliğini lisans eğitiminin ötesinde, diş hekimliği lisans eğitiminin ötesinde periodontolojiyle fazla özellikle ilgilenmeyen hastalarımız 1 ve 2 için gayet rahat tedavi edebilirler. Ama iş 3'e doğru gitmeye başladığı zaman bu daha yoğun bir ilgi gerektiriyor. Bir tane soru var burada. İlginç bir soru. Hoşuma da gitti. Çok kısadan ise bir soru. Yarın diş eti kanamasıyla hasta geldiğinde ne yapacağım diye sormuş arkadaşımız, meslektaşımız. Yani tamam çok güzel %40, %20, %30 falan diye anlatıyoruz ama diş eti kanamasıyla gelen bir hasta da ilk atılması gereken adımın ne olması gerektiğini burada söylememiz gerekiyor. Ne düşünüyorsun bu konuda? Eğer şimdi bir diş eti kanaması var ise bu bir defa kanama bizim bir enflamasyonun belirtisi. Burada bir şekilde bir enflamasyonun olduğunu bir defa konuşabiliriz. Ama burada belki yine sunum içerisinde de söylediğim, elimine edilmesi gereken faktörler var. Yani buradaki yıkımı veya enflamasyona neden olabilecek, örneğin bir besin gömülmesine bağlı, bir proteze bağlı, bir kök kırığına bağlı herhangi bir durum var mı? Eğer bunlar yok ise o zaman bu enflamasyon haliyle bir periodontal kaynaklı bir enflamasyon ve periodontal durumda zaten biz söylediğimiz belli başlı kriterler var. Bir radyografik tetkik, burada bir kemik kaybı var mı? Bir klinik ataşman seviyesinin ölçülmesi, bunu sondalama derinliğinden bir tık öne alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yalancı bir ceple veya farklı bir şeyle karıştırılabilir. Kaldı ki klinik ataşman kaybı destek dokunun kaybının bir belirtisi. Buna ek olarak da yeni sınıflama içerisinde yine bakacak olursak bu hastanın sistemik olarak herhangi bir şekilde bir diyabet gibi bir durumu var mı? Periodont hastalıklarla birebir ilişkisi olduğu için öncelikle bunu söylüyorum. İkinci olarak da hastanın bir sigara kullanımı bunun gidişatını belirleyecek. O yüzden kanaması olan bu hastada eğer bu diğer faktörler elimine edildi ve bir şekilde periodontal durum kaldıysa bunu evrelendirmek ve derecelendirmek gerekiyor. Ondan sonrasında sizin dediğiniz gibi hocam, yani bunu eğer altından kalkabileceği düşünülüyor ise ve daha kendine güvenen veya bu tip eğitimlere katılmış, bu tip bilgileri olan meslektaşlarımız tedavilerini gerçekleştirebilir. Ama burada yine altı çizilmesi gereken şey, eğer hasta genç ise bu hastanın prognoz olarak riski yaşlı bir hastaya göre daha yüksek. Çünkü önünde en basit mantıkla bakarsak, sizin dediğiniz gibi önünde yaşayacağı uzun bir yıl var. Yani bu yüzden bu yıkımı bu şekilde değerlendirmek bana daha mantıklı geliyor. Peki şunu önermek mümkün mü? Yani diş eti kanaması olan bir hastada başvurduğu zaman muayenehanelerimize, öncelikle bu diş eti kanamasının bir gingivitis türü mü, yoksa destek periodontal dokulardan kaynaklanabilecek bir enflamasyonun son bulgusu mu olduğunu tespit edilmesi gerekiyor. Yani bir radyografik kontrol yapılması lazım ve bu radyografik kontrolde de tek başına radyografik kontrol de yetmiyor. Bu radyografik kontrolde yaşla bunun orantılanması lazım. Ve ayrıca da kaybedilen dişlerin niye kaybedildiğini sorgulanması gerekiyor.
diye bir mesaj verebilir miyiz? Bir başka soru ise şöyle karşımıza çıkmış. Sigarayı niye bu kadar önemsiyorsunuz diyor. Yani sigara prognozda bu kadar önemli mi? Muhtemelen sigara içen bir meslektaşımız bu şekilde sormuş ama ben yanıtı sana bırakayım bu durumda. Yani sigara prognozda bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar sigara prognozda önemli. Çünkü bir defa benim kendi klinik gözlemim olarak söyleyeyim. Periodontal hastalık aslında sinsi bir hastalık. Eğer bilinçli bir hasta değil ise ve farkında değil ise hasta durumunun veya ağız bakımının hiç ağrısı veya sızısı olmadan genellikle son raddede hekimlere başvuruyor. Bu açıdan sigaranın bence birincil önemsenecek konusu, sigara bir defa bizim en büyük bulgumuz olan kanamayı maskelediği için hasta zaten kendi kendine durumunun ne olduğunu fark edemiyor. İlk benim hani söyleyebileceğim ve sigarayı önemseyebileceğim konu bu. Onun dışında eğer bu işin patolojisine girecek olur isek, sigaranın zaten yıkımla beraber gerçekleştirdiği, yani dokunun kendinin hem yıkımında hem de tamirinde ki bir sürü olumsuz etkisi var. Bunların başında da yine söyleyebileceğim şey, oksijenlenmeyi ortadan kaldırdığı için özellikle biliyoruz ki bizim anaerob bakterilerimiz, özellikle periodontopatojen bakterilerimiz, anaerob bakteriler, onların daha rahat bir şekilde flora içerisinde yer almasına sağlıyor. Bir diğeri söyleyebileceğim yine sigarayı önemsemekle ilgili, dişlerin yüzeyinde bir tabaka oluşturuyor. Biz eğitimlerimizin içerisinde hep yaptığımız şey, başlangıç tedavisinin içerisinde de, öğrencilerimiz içerisinde de polisajın aslında çok önemli bir şey olduğunu, ağızdaki bu biyofilm tabakasının oluşmasını engellenmesi için, burada yüzeyin tutunabilirliğini de aslında arttırıyor. Yani ilk aklıma gelen ve bir hastanın rahatsızlığını arttırabilecek en büyük etken benim için bu. Ama buradaki hani patolojik kısmı bir kenara bırakarak bunları söylüyorum. O konuya hani böyle çok patoloji boyutuna girmeden. Yani şöyle kısaca şöyle diyebilir miyiz? Bir taraftan hastalığın niye bu kadar saldırgan olduğunu belirleyen unsurlardan bir tanesi. Evet. Diğer taraftan da tedavi ettiğimiz zaman alabileceğimiz cevabın niye sınırlı olacağını bize haber veren unsurlardan bir tanesi. Neyse, geceyi daha fazla, bir dakika, hala soru geliyor ama ben bir tane daha, iki tane daha soruya cevap vereceğim. Cevap vermeni rica edeceğim senden. Ya bu da makul bir soru gibi geldi bana ve ayrıca da hoşuma da gitti. Tanı ya da tedavi protokollerine göre, şöyle söyleyeyim. Tanıya göre tedavi protokolünü değiştiriyor musunuz ki niye bu kadar kafayı yoruyorsunuz da geliyor soru. Bu aslında sizin söylediğiniz şey. Tedavi protokolü değişiyor mu? Elbette ki tanıya göre bazı yerlerde tedavi protokolü tabii ki değişiyor. Ama burada sizin söylediğiniz en basit söyleyebileceğim şey şu. Tanıyı koyduğunuzda bu 2'den 3'e geçiyorsa, 3'ten 4'e geçiyorsa artık yeni sınıflamanın içerisinde baktığınız şey, yani hastanın total olarak bir dişsizliğe gitme durumu söz konusu. Ve iş protetik olarak da veya hastanın çiğneme fonksiyonu açısından da büyük bir sıkıntıya yol açmaya başlayacak. Bu neden içerisinden bakarsanız, o yüzden tanının önemi aslında yüksek. En basit söyleyebileceğim şey şu. Şimdi bağışla, ben tam olarak seni dinlemedim. Çünkü buradaki sorulara konsantre olmuştum. Sorular birazcık yağmaya başladı da. Bu sorulardan bir tanesi şöyle. Önce teşekkür ederim tabii ki. Tanının şeyi çok önemli. Zira evet, biz tedavi olarak muhtemelen bütün hastaları aynı şekilde, aynı sistematik tedavi kapsamı içerisinde ilerlemekle birlikte sonuç itibariyle bu hastaların hangi aşamada ileri tedaviye geçeceklerini belirlemek için tanımızın olması gerekiyor. Bir meslektaşımız da şunu söylüyor. Yani diyor, bir iki milimetrelik ataşman seviyesi kayıplarında diyor, hepsini diyor eve bir periodontist olarak mı değerlendirmemiz lazım diye soruyor. Yani biraz burada şey tam olarak açıklığa kavuşmamış gibi. 1 ile 2, 2'den 3'e geçiş aralarındaki o ince ayarı bir parça daha
özetleyerek değerlendirebilir misin lütfen? Tabii ki. Biri çünkü çok yakın birbirine ve açıkçası hani ben de bu meslektaşıma katılıyorum. 1 milimetre mi 2 milimetre mi ataşman kaybı olduğunu belirlemek açıkçası benim için bile zor. Burada tek kriter dediğim gibi evreleme içerisinde bakılan 3 tane ana kriter var. Bir tanesi evet bir ataşman kaybı. İkincisi sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bir radyografik kayıp. Muhakkak bir radyografide bir kemik kaybı olacak. Bunu bir yine aynı şekilde bir köke oranlanması gerekiyor. Yani kökün etrafındaki bir kemik kaybına oranlanması gerekiyor. Bu eğer kronal 1 bölü 3'te ise buradaki orana bakarak eğer daha kronal bölgede ise yanılmıyorsam oradaki threshold %15'ti. %15 ile %33 arasında olması lazım. Eğer %33'e geçiyorsa burada 2'ye geçiyor. Şimdi bu ağzın içerisinde en derin ve en fazla kayıp olan diş alındığı için bu yeni sınıflama içerisinde bunun birden 2'ye geçişi veya 2'den 3'e geçişinin aslında bu bir habercisi. O yüzden buradaki bu miktarlar açıkçası önemli. Buradaki bu zaten bu işin 2'den 3'e veya 3'ten 4'e geçişi düşünür isek bunun sayısal olarak veri verilmesinin sebebi bunun aslında matematiksel olarak birazcık daha kolay bir şekilde önümüze konulabilmesi. Değerlendirilebilmesi. Evet. Yoksa daha fazla havada kalabilecek bir durum. Kaldı ki burada eğer açıkta kalınıyor ise hani bir şekilde kalınıyorsa bunu etkileyen kompleks faktörler var. Bu kompleks faktörlerin içerisinde zaten bakıldığında sondalama değerlerinde yine ufak değişiklikler oluyor. Ve zaten üçüncü sınıflama, pardon üçüncü evre için söylenen şey ikinci evrenin tüm verilerinin üzerine diğer verilerin eklenmesi. Aynı şekilde dörde geçerken de üçteki verilerin olarak dörde geçmesi. Yani bunlar bir defa bir alt veriyi, evrenin verilerini hasta veriyor olması gerekiyor. Ama şurada belki de şunu söylemekte fayda var. Yani ikinci evrede furkasyon defektleri söz konusu değil. Evet, ikide değil. Ancak ikinci evrenin özelliklerine bir de furkasyon eklenmişse o zaman belki bu daha kolay yani bizim evet. Daha muayenehane pratiğinde alışık olduğumuz bir değerlendirme olabilir. İki soruya daha yer vereceğim. Çünkü bu sorular bir periodontoloji uzmanından geliyor. Ve hoş da sorular. Bir tanesi şöyle diyor ki çok da haklı bu soruda. Belki sen oraya birazcık yumuşak geçtiğin için bu soruyu sormuş meslektaşımız. Diyor ki yani periodontal tedavi görmüş ondan sonra tekrar diş taşı oluşmuş hasta nereye giriyor diyor. Çünkü bu yeni sınıflamada biliyorsun gingivitis de kendi alt gruplarına ayrılıyor. Alt grup bitişen abi, evet. Orayı birazcık daha yumuşak geçtim. Dediğim gibi daha çok evreleme ve derecelendirme üzerine veya tipleme üzerinde durduğum için birazcık oldu. Şimdi buradaki şey bir azalmış periodonsiyumdan bahsedilen bir durum var aslında sınıflamanın içerisinde. Bu diğer aslında bugüne kadar biz tedaviyi yaptıktan sonrasında hasta geldiğinde özellikle öğrenciyken ben de öyleydi. Öğrencilere de şimdi sorarken öyle oluyor. Bir dokuda bir kayıp var. Dokuda bir kaybın olduğu, bir ataşman kaybının olduğu aşikar. Ama sondalama derinliklerine baktığınızda 2 milimleri, 3 milimleri görüyorsunuz ve aynı şekilde herhangi bir kanamayı görmüyorsunuz. Şimdi biz bu hastayı sağlıklı diye mi alacağız? Yoksa bu hastayı periodontitis hastası diye mi alacağız? Aslında benim anladığım sorunun temeli birazcık da bu. Burada eğer hasta geçmişinde bir periodontal tedavi geçirdi, evet bir ataşman kaybı var, evet hatta radyografide bir kemik kaybı da görebiliyoruz ama bu periodontal tedavinin sonuçları başarılı. Sondalama derinliklerimiz azalmış ve burada yine sınıflamanın en önemli özelliğinden birisi geçmiş verilerin elimizde olması aslında önemli bir nokta. Bu geçmiş verileri de değerlendirerek biz kaybın olmadığını gözlemliyor isek o zaman azalmış bir periodonsiyum içerisinde hastalığın tedavi edildiğini, stabil bir duruma geldiğini veya bir kontrol altına alınmış periodontitis hastasında cep derinliği artmıyor ama meslektaşımızın da dediği gibi bir diş taşı oluştu ki oluşacak normal bir şey. Bu hastanın bir
gingivitisinin geliştiği, yani tedavi edilmiş stabil bir periyodontitis hastasında gingivitis olgusunun geliştiği şeklinde sınıflama yer vermiş durumda. Peki ben çok kısa bir şey sorayım. Çünkü bu bağlamda, yani bu noktada birazcık karşılıklı sohbete döndü ama bu bağlamda bununla ilgili bu şey yaparken bu tartışmalar yürürken şöyle bir tartışma ve oylamaya gidildi ki ben bu düşündüğümde şu anda verilen karara aykırı oy kullanmıştım. Yani ne farkı var periodontist geçirmiş hastanın gingivitisi ile hiç periodontist geçirmemiş hastanın gingivitisi arasında ne fark var tartışmasına girildi. Sence ya da yani ben de tabii bu konuda fikrimi söyleyeceğim. Ben fark olmadığını düşünmüştüm ama çok fark var aslında arasında. Pardon, lafını kestim Yok, galiba. estağfurullah, Devam estağfurullah. et. Yani birinci fark, bir defa destek dokuda bir kayıp var. Yani hastanın bir geçmişi var. Yani hasta bir defa bir destek dokusunda bir kayıpla bu duruma gelmiş. Parantez içerisinde sabıkalı diyebilir miyiz bu hastaya? Evet, Periodontal sabıkalı. sabıkası var. Evet, bu hastanın bir sabıkası var ve bu hasta eğer bu kontrolleri veya ağız bakım alışkanlıklarını herhangi bir anda bıraktığında bu hastanın periodontitise tekrar döneceği çok aşikar. Yani hasta aslında ilk başta sağlıklı bir periodonsiyuma sahip bir birey. Gingivitisi varken biz bunu tedavi ettiğimizde, ben en sonda da bunu söylemiştim, hasta tekrar sağlıklı hale gelebiliyor. Yani bir reversible bir durum var. Ama hasta bir defa periodontitis damgasını yedikten sonrasında, kabaca öyle söyleyeyim, bu hasta artık bir periodontitis hastası. Yani bu bir periodontitis hastası. Evet, bu Böyle periodontitis takip edilmesi gerekiyor. öyle takip edilmesi gerekiyor. Tamam. Son bir soru. Sonra kapatacağız. Çünkü 1,5 saate yaklaştık. Bu da çok hassas bir soru. Yine aynı meslektaşımızdan geliyor. Ben de kendi fikrimi söyleyeceğim sonunda. Diyor ki implant tedavisi, periodontal tedavi planlamasını ne şekilde değiştirdi mi ya da değiştirdi mi diye soruyor. Ya en son implantla ilgili olan kısımla ilgili. Onu ben hani evet. Yani şöyle Yani bir durum. aslında şunu soruyor. Daha mı erken çekiyorsunuz dişleri diyor. Şimdi aslında buradaki durum şu. Periyodontal yine sabıka diyelim ona. Periyodontal sabıkası olan bir bireyde implant yapıldığında da aynı dişin kaybı gibi bu durumunda olacağı yine aşikar. Yani bu duruma bu gidecek. O yüzden burada hani dişi daha erken çekelim, implantı hemen yerleştirelim gibi bir yaklaşımdan ziyade burada hastalığın kontrol altına alınması, yani bu klinik değerlerin eğer bir dişe veya bir yere bir implant yapılacak ise, bir kayıp var ise veya diğer dişler tutulacak ise, bu klinik değerlere bakıldığında bir enflamasyon verisinin ortadan kaldırılması, bir defa hani kanamanın ortadan kaldırılması, hastanın motivasyonunun sağlanması, bunun akabinde bir implant işlemine girilmesi. Elbette ki ilk o sınıflama içerisinde bakıldığında umutsuz, işte hopeless teeth denen bir kısım varsa bu tabii ki çekilebilir. Ama dördüncü evreye gideceği, üçten dörde geçeceği belli olan bir periyodontitis hastasını alıp bir implant hastası gibi değerlendirmek, direkt ondan bir dişi çekelim yapalım demek, bence periimplantit ise birazcık davetiye çıkarmak. O Belki yüzden de daha en erken. güzel noktalardan bir tanesine şöyle değindin. Yani hastanın 2'den 3'e giden bir hastada bu dişi erken bir umutsuz teşhisi koymak, hastanın periimplantitisini bir anlamda hazırlamak Sandırma. oluyor. Evet. Evet. Peki, çok teşekkür ederim Gökhan. Yani çok kapsamlı bir konu. Oldukça komprime bir şekilde bize sundun. Katılan meslektaşlarıma da çok teşekkür ederim ama özellikle İstanbul Diş Hekimleri Odası'na bu toplantıyı düzenledikleri için teşekkür ederim. Yine aynı ekiple birlikte önümüzdeki hafta yine çarşamba günü bir cerrahi olmayan periyodontal tedavi kursu gerçekleştireceğiz odamızın eğitim salonunda. Herkese iyi akşamlar. Gökhan özellikle teşekkür ederim. Soru soran arkadaşlarıma, meslektaşlarıma da çok çok teşekkürler. İyi akşamlar efendim. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler.